Bilimin zengin kocası. Teknoloji çağında yaşıyoruz ve çoğumuz bilimle teknolojinin tüm problemlerimizin çözümünü barındırdığına inanıyoruz. Tek yapmamız gereken bilim insanları ve teknisyenleri rahat bırakmak. Böylelikle yeryüzünde cenneti kurabilecekler. Ancak bilim insan faaliyetlerinin geri kalanından daha üstün ahlaki veya ruhani bir ortamda gerçekleşmez. Kültürümüzün tüm diğer öğeleri gibi ekonomik, siyasi ve dini çıkarlarla şekillenir. Ayrıca bilim çok pahalı bir iştir. İnsanların bağışıklık sistemi üzerinde çalışan bir biyoloğa laboratuvar, test tüpleri, kimyasal maddeler ve elektron mikroskopları gerekir. Elbette laboratuvar asistanları, elektrikçiler, tesisatçılar ve temizlikçiler de. Kredi piyasalarıyla ilgili bir modelleme yapmaya çalışan iktisatçının bilgisayar alması, devasa veri bankaları oluşturması, karmaşık veri işleme programları geliştirmesi gerekir. Eski avcı toplayıcıların davranışlarını anlamaya çalışan bir arkeoloğun da uzak yerlere gitmesi, eski kalıntılarda kazı yapması ve fosilleşmiş kemikleri ve eşyaları tarihlemesi gerekir. Bunların hepsi para demektir. Geçtiğimiz 500 yıl boyunca modern bilim pek çok olağanüstü gelişmeye imza atarken bunu büyük ölçüde devletlerin, şirketlerin, vakıfların ve bireysel bağışçıların bilimsel araştırmalara akıttıkları milyarlarca dolarla başardılar. Bu milyarlar evrenin ve dünyanın haritasını çıkarmak ve hayvanlar krallığını belgelemek konusunda Galileo Galilei, Christoph Kolomb ve Charles Darwin'in yaptığından fazlasını başardı. Bu dahiler doğmamış olsaydı muhtemelen onların sezgisel buluşlarını başkaları gerçekleştirecekti. Ama eğer gerekli finansal kaynaklar olmasaydı hiçbir entelektüel gelişme bunun yerini dolduramazdı. Örneğin Darwin hiç doğmamış olsaydı biz bugün evrim teorisini Alfred Russel Wallace'a, yani doğal seçilim yoluyla evrim fikrini Darwin'den bağımsız olarak ve ondan sadece birkaç yıl sonra ortaya atmış adama atfedecektik. Ama eğer Avrupalı göçler dünyanın dört bir yanındaki coğrafi, zoolojik ve botanik araştırmaları finanse etmeseydi, ne Darwin ne de Wallace'ın elinde evrim teorisini geliştirmelerini sağlayacak yeterli ampirik veri olmazdı. Hatta muhtemelen böyle bir işe kalkışmazlardı bile. Neden devletlerin ve şirketlerin milyarlarca doları laboratuvarlara ve üniversitelere akmaya başladı? Akademik çevrelerde çoğu kişi saf bilime inanacak kadar naiftir. Devletlerin ve özel şirketlerin özveriyle onlara canları hangi bilimsel araştırmayı yapmak istiyorsa onu yapmaları için para verdiklerine inanırlar. Ama bilimin finanse edilmesindeki gerçeklik bu değildir. Çoğu bilimsel araştırma finanse edilmektedir çünkü birileri bu araştırmaların sonucunda ortaya çıkacak bir takım siyasi, ekonomik veya dini şeylere inanmaktadır. Örneğin 16. yüzyılda krallar ve bankerler dünyanın etrafını dolaşacak seyahatlere muazzam finansal kaynaklar aktarmışken çocuk psikolojisiyle ilgili araştırmalar için bir kuruş bile ayırmamıştır. Bunun nedeni de kralların ve bankerlerin dünyanın yeni bölgelerin keşfedilmesi durumunda kendilerinin de yeni topraklar fethedeceği ve yeni ticaret imparatorlukları kuracağı beklentisidir. Öte yandan çocuk psikolojisini daha iyi anlamanın kendilerine bir kar getirmeyeceğinin farkındadırlar. 1940'larda ABD ve Sovyetler Birliği yönetimleri sualtı arkeolojisine yerine nükleer fizik araştırmalarına olağanüstü miktarda para aktarmıştır. Bu yönetimler de nükleer fizik araştırmalarının nükleer silahlar geliştirmelerine olanak sağlayacağını, buna karşılık sualtı arkeolojisinin savaşları kazanmaya bir etkisinin olmayacağının farkındaydılar. Bilim insanları paranın akışını sağlayan siyasi, ekonomi ve dini çıkarların her zaman farkında olmazlar. Hatta çoğu bilim insanı aslında sadece saf bir bilimsel merak dürtüsüyle hareket eder. Araştırma hedeflerini kendilerinin belirlemesi de çok nadiren gerçekleşir. Her ne kadar siyasi, ekonomik ve dini çıkarlardan arındırılmış saf bilimsel araştırmalar yapılmasını istesek de bu muhtemelen mümkün olmazdı. Öncelikle kaynaklarımız sınırlı. Bir milletvekiline Ulusal Bilim Vakfı'na bir araştırma için fazladan 1 milyon dolar gerektiğini söylerseniz o da size bu paranın eğitime ayrılmasının veya kendi seçim bölgesindeki mali sıkıntıları olan bir fabrika için vergi indirimi olarak kullanılmasının daha iyi olacağını söyleyerek yeni bir öneri getirir.
sınırlı kaynakları doğru aktarmak için ne daha önemlidir ve fayda nedir gibi soruları cevaplamamız gerekir. Bunlar da bilimsel sorular değildir. Bilim dünyada neyin var olabileceğini, bir şeylerin nasıl işlediğini ve gelecekte neyin olacağını açıklayabilir. Tanım gereği bilimin gelecekte ne olması gerektiği ile ilgili bir duruşu yoktur. Yalnızca dinler ve ideolojiler bu tip soruları cevaplamaya çalışırlar. Şu ikilemi bir düşünün. Aynı bölümde çalışan ve aynı mesleki becerilere sahip iki biyoloğun ikisi de ellerindeki araştırma projelerini finanse edecek bir 1 milyon dolarlık bir ödenek için başvuru yapıyorlar. Profesör Slughorn, ineklerin memelerine musallat olan ve süt üretimlerini %10 azaltan bir hastalığı incelemek. Profesör Sprott ise ineklerin yavrularından ayrıldıklarında zihinsel olarak acı çekip çekmediğini incelemek istiyor. Ödenek miktarının sınırlı olduğunu ve iki projeyi aynı anda finanse etmenin imkansız olduğunu varsayarsak hangi proje desteklenmelidir? Bu sorunun bilimsel bir cevabı yoktur. Yalnızca siyasi, ekonomik veya dini cevaplar vardır. Günümüz dünyasında Slughorn'un ödeneği alma ihtimalinin daha yüksek olduğu çok açıktır. Meme hastalıkları büyükbaş hayvanların zihninden daha ilginç olduğundan değil, süt endüstrisi bu araştırmadan fayda sağlayacağı ve hayvan hakları lobisine göre daha ciddi bir siyasi, ekonomik prestije sahip olduğu içindir. Belki ineklerin kutsal kabul edildiği katı bir Hindu toplumunda veya herkesin hayvan haklarına çok duyarlı olduğu bir toplumda Profesör Sprott'un şansı daha fazla olurdu. Ama ineklerin hislerine nazaran sütün ticari potansiyelini veya insanların sağlığını önemseyen bir toplumsal düzende yaşadığında yapacağı en iyi şey proje teklifini bu hassasiyetler doğrultusunda hazırlamaktır. Örneğin depresyon süt üretiminde düşüşe yol açar. Eğer süt ineklerinin zihinlerini anlayabilirsek onları daha mutlu edebilir ve bunun sonucunda da süt üretimini %10 arttıracak psikiyatrik bir ilaç geliştirebiliriz. Tahminlerin büyük başlara yönelik psikiyatrik ilaçların dünya çapındaki pazar büyüklüğünün 250 milyon dolar olduğunu gösteriyor yazabilir. Bilim kendi önceliklerini dikte etme şansına sahip değildir. Ayrıca keşifleriyle ne yapılacağını da belirleyemez. Örneğin ne yapmamız gerektiği net değildir. Bu bilgiyi kanseri yenmek için mi kullanmalıyız? Genetik olarak modifiye edilmiş bir süper insan ırkı mı yaratmalıyız? Yoksa dev memeli süt inekleri mi tasarlamalıyız? Çok açıktır ki liberal, komünist veya Nazi yönetimleri ya da kapitalist bir şirket aynı bilimsel keşfi tamamen farklı amaçlar için kullanacaktır. Ve bunlardan bir yerine diğerine kaynak aktarırken herhangi bilimsel bir gerekçeleri olmayacaktır. Kısacası bilimsel araştırma ancak din veya bir ideolojiyle ittifak halinde büyüyüp gelişir. İdeoloji araştırmanın maliyetini haklı gösterir. Bunun karşılığında da bilimsel araştırma gündemini etkileyerek keşiflerle ne yapılacağına karar verir. Dolayısıyla insanlığın nasıl muhtemel başka hedefler yerine Alamogordo veya Ay'a vardığını anlamak için fizikçilerin, biyologların ve sosyologların çalışmalarını incelemek yeterli değildir. Aynı zamanda fiziği, biyolojiyi ve sosyolojiyi etkileyerek bazı çalışmaların önünü keserken bazılarını da teşvik eden ideolojik, siyasi ve ekonomik güçleri de hesaba katmak gerekir. Bunlardan özellikle ikisi yakından incelenmeye değer: emperyalizm ve kapitalizm. Bilim imparatorluklar ve sermaye arasındaki geri besleme döngüsü geçtiğimiz 500 yıl boyunca tarihin başlıca motoru oldu. Bir sonraki bölüm bunun nasıl gerçekleştiğini inceliyor. Öncelikle bilim ve imparatorluk adındaki iki motorun birbirine nasıl bağlandığına, arkasından da bu ikisinin kapitalizmin para pompalaması sayesinde nasıl ileriye doğru fırladığına yakından bakacağız. 15. Bilimle imparatorluğun evliliği. Güneş dünyadan ne kadar uzaktadır? Bu soru modern dönemin başlangıcında özellikle Kopernik dünyanın değil de Güneş'in evrenin merkezinde olduğunu iddia ettikten sonra pek çok gökbilimciyi meraklandırmıştır. Çok sayıda gökbilimci ve matematikçi bu mesafeyi hesaplamaya çalıştı. Ancak kullandıkları yöntemler çok farklı sonuçlar ortaya çıkardı. Nihayet 18. yüzyılın ortalarında bu ölçümü yapabilmek için güvenilir bir yöntem ortaya atıldı. Her birkaç yılda bir Venüs gezegeni Güneş'le dünyanın arasından geçer.
Bu geçişin süresi dünyanın farklı yerlerinden bakıldığında gözlemcinin açısındaki çok ufak farklar sebebiyle farklı görünmektedir. Dolayısıyla eğer aynı geçiş için farklı kıtalardan çok sayıda farklı gözlem yapılırsa basit trigonometri ile dünyanın güneşe uzaklığını tam olarak ölçmek mümkün olabilecektir. Gökbilimciler bir sonraki Venüs geçişinin 1761 ile 1769 arasında olacağını hesapladılar. Avrupa'dan dünyanın dört bir yanına keşif grupları gönderilerek mümkün olduğunca fazla sayıda uzak noktadan bu geçişin görüntülenmesine çalışıldı. 1761'de gözlemciler bu geçişi Sibirya, Kuzey Amerika, Madagaskar ve Güney Afrika'dan izledi. 1769 geçişi yaklaştığında Avrupa bilim topluluğu çok üstün bir çaba gösterdi ve bilim insanları Kuzey Kanada hatta Kaliforniya'ya, o zamanlar yabani bir araziydi, kadar gönderildi. Londra'da bulunan The Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge, doğal bilginin geliştirilmesi için kraliyet topluluğu bunu yeterli görmedi. En doğru sonuçları elde etmek için bir gökbilimciyi ta Güneybatı Pasifik Okyanusu'na göndermek gerekiyordu. Topluluk bu sorunu çözmek için ünlü bir gökbilimci Charles Green'i Tahiti'ye göndermeye ve bunun için de hiçbir çaba veya masraftan kaçınmamaya karar verdi. Ancak topluluk bu kadar pahalı bir seyahati finanse ediyorken bunu tek bir astronomik gözlem için kullanmak anlamsızdı. Bu yüzden Green'in yanına başlarında iki botanikçi Joseph Banks ve Daniel Solander olmak üzere farklı alanlardan 8 bilim insanı daha katıldı. Ekipte ayrıca bilim insanlarının karşılaşacağı yeni arazilerin, bitkilerin ve hayvanların ve insanların resimlerini çizecek bir sanatçılar grubu da vardı. Bankaların ve kraliyet topluluğunun edinilebileceği en iyi aletlerle donanmış bir grup, deneyimli bir denizci ve başarılı bir coğrafyacı ve etnograf Kaptan James Cook'a emanet edildi. İngiltere'den 1768'de ayrılan ekip 1769'da Tahiti'de Venüs'ün geçişini gözledi. Pek çok Pasifik adasında incelemeler yaparak Avustralya ve Yeni Zelanda'ya uğradı ve 1771'de İngiltere'ye döndü. Beraberinde inanılmayacak miktarda astronomik, coğrafi, meteorolojik, botanik, zoolojik ve antropolojik veri getirdi. Gezinin bulduları pek çok alana önemli katkılar yaptı. Avrupalıların hayal gücünü Güney Pasifik'ten hikayelerle ateşledi ve gelecek nesillerdeki doğa bilimcilere ve gök bilimcilere ilham verdi. Cook'un seferinden yarar sağlayan alanlardan biri de tıptı. O zamanlar uzaklara yapılan seferlerde tayfanın yarısından çoğunun seyahatte öleceği bilinirdi. Buradaki azılı düşman kızgın yerliler, düşman gemileri veya vatan özlemi değil, iskorbüt adı verilen gizemli bir hastalıktı. Bu hastalığa yakalananlar uyuşuklaşıyor, depresif hale geliyordu. Diş etleri ve vücudundaki diğer yumuşak dokular kanıyordu. Hastalık ilerledikçe dişleri düşüyor, açık yaralar oluşuyor, ateşleri yükseliyor, ciltleri sararıyor ve kollarının ve bacaklarının kontrolünü kaybediyorlardı. 16. ve 18. yüzyıllar arasında iskorbütün yaklaşık 2 milyon denizcinin yaşamına mal olduğu düşünülmektedir. Kimse bu hastalığa neyin yol açtığını bilmiyordu ve hangi yöntem denenirse denensin denizciler kitleler halinde ölmeye devam ediyordu. Kırılma noktası 1747'de James Lind adında bir İngiliz doktorun bu hastalıktan muzdarip denizciler üzerinde kontrollü bir deney yapmasıyla gerçekleşti. Lind denizcileri iki gruba ayırarak her gruba farklı tedavi uyguladı. Test gruplarından biri iskorbüte karşı halk tarafından yaygın olarak kullanılan bir tedavi olan narenciye tüketiyordu. İlk gruptaki bu hastalıklar kısa süre içinde iyileştiler. Lind, narenciye meyvelerinin denizcilerin vücutlarının asıl ihtiyacı olan şey olduğunu bilmiyordu. Ama biz bugün bunun C vitamini olduğunu biliyoruz. O zamanlar gemilerdeki standart beslenme bu çok önemli besinleri kesinlikle içermiyordu. Uzun mesafeli seyahatlerde denizciler genellikle tahıl ve kurutulmuş et yiyerek besleniyor, neredeyse hiç meyve ve sebze tüketmiyorlardı. Kraliyet donanması Lind'in deneylerine ikna olmamıştı ama James Cook doktorun haklı olabileceğini düşünüyordu. Gemisini bolca lahana turşusuyla doldurdu ve denizcilerine gemi ne zaman karaya yanaşırsa taze meyve ve sebze yemelerini emrini verdi. Bunun sonucunda da tek bir denizci bile iskorbüte kurban gitmedi. Bunu izleyen yıllarda dünyadaki tüm donanma kaptanları Cook'un beslenme yöntemini örnek alarak
sayısız denizcinin ve yolcunun hayatını kurtardılar. Öte yandan bu seferin kötü bir sonucu da oldu. Hook sadece deneyimli bir denizci ve coğrafyacı değil, aynı zamanda deniz subayıydı. Kraliyet topluluğu yolculuğun masraflarının önemli bir kısmını karşılamıştı ama gemiyi kraliyet donanması tahsis etmişti. Gemide aynı zamanda 85 iyi silahlanmış denizci ve asker bulunuyordu ve gemi ayrıca toplar, tüfekler, barut ve diğer silahlarla donanmıştı. Elde edilen bilginin büyük bölümü özellikle astronomik, coğrafi, meteorolojik ve antropolojik veri çok açık şekilde siyasi ve askeri açıdan önem taşıyordu. İskorbüte kesin çare bulunması İngiltere'nin dünya denizlerinin kontrolünü ele geçirmesine ve dünyanın öbür ucuna ordular yollayabilmesine ciddi katkı yaptı. Cook başta Avustralya olmak üzere keşfettiği pek çok adaya ve toprağa İngiltere adına el koydu. Cook'un seferi İngilizlerin Güneybatı Pasifik Okyanusu'nun işgalinin, Avustralya, Tazmanya ve Yeni Zelanda'nın fethinin, milyonlarca Avrupalı'nın yeni kolonilere yerleşmesinin ve yerli kültürünün ve nüfusunun yok edilmesinin temelini attı. Avustralya ve Yeni Zelanda'nın en bereketli toprakları bu seferi takip eden 100 yılda Avrupalı yerleşimciler tarafından ele geçirildi. Yerli nüfusu %90'a varan oranlarda azaldı ve hayatta kalanlar katı bir ırk ayrımcılığı altında yaşamaya zorlandı. Cook'un seferi Avustralya'nın aborjinleri ve Yeni Zelanda'nın Maorileri için kurtulmayı asla başaramayacakları yeni bir felaketin başlangıcıydı. Tazmanya'nın yerlileri neyse daha da kötü bir felaket bekliyordu. Muazzam bir yalıtılmışlık içinde 10 bin yıl boyunca hayatta kalan bu insanlar Cook'un adaya varışından sonraki 100 yıl içinde son adam, kadın ve çocuğa varana dek tamamen yok edildiler. Avrupalı yerleşimciler yerlileri önce adanın zengin bölgelerinden uzaklaştırdılar. Sonra da kalan yabani arazileri bile ele geçirip yerlileri sistematik olarak avlayarak öldürdüler. Hayatta kalan çok az sayıda insan da dini bir toplama kampına doluşturuldu. Burada iyi niyetli ama açık görüşlü olmayan misyonerler onları modern dünyanın anlayışı doğrultusunda eğitmeye çalıştı. Tazmanyalılar okumaya ve yazmaya, Hristiyanlığı öğrenmeye, elbise dikmek ve çiftçilik gibi pek çok üretken beceri edinmeye zorlandılar ama hepsine direndiler. Daha da melankolik bir hale bürünerek çocuk sahibi olmayı bıraktılar. Hayata ilgileri tükendi. Nihayet bilim ve ilerlemeye dayalı modern dünyadan tek kaçış yolunu seçtiler. Ölüm. Ne yazık ki bilim ve ilerleme onları öldükten sonra bile rahat bırakmadı. Son Tazmanyalıların cesetlerine antropologlar ve sanat galericileri tarafından bilim adına el konuldu. Cesetler parçalanarak tartıldı, ölçüldü ve bilimsel makalelere konu oldu. Daha sonra kafatasları ve iskeletler farklı müzelerde ve antropolojik koleksiyonlarda sergilendi. Tazmanya Müzesi son Tazmanya yerlisi olan Trugani'nin iskeletinin gömülmesine ancak 1976'da Trugani öldükten 100 yıl sonra izin verdi. The English Royal College of Surgeons, İngiliz Kraliyet Cerrahi Koleji ise saç ve deri örneklerini 2002'ye kadar elinde tutmaya devam etti. Cook'un seferi askerler tarafından korunan bir bilimsel gezi miydi yoksa araya karışmış birkaç bilim insanının da bulunduğu askeri bir sefer mi? Bu tıpkı bardağın yarısının boş mu dolu mu olduğunu sormak gibidir. Aslında ikisidir de. Bilimsel devrim ve modern emperyalizm birbirinden ayrılamaz şeylerdi. Kaptan James Cook ve botanikçi Joseph Banks gibi insanlar bilimi imparatorluktan ayıramazdı. Tıpkı bahtsız Trugani gibi. Neden Avrupa? Kuzey Atlantik'teki büyük bir adada yaşayan insanların Avustralya'nın güneyindeki büyük bir adayı fethetmesi tarihin en tuhaf gelişmelerinden biridir. Cook'un seferinden kısa süre önce Britanya adaları ve genel olarak Batı Avrupa, Akdeniz dünyasının geri kalmış arka bahçesiydi. Oralarda pek önemli şeyler olmuyordu. Yegane büyük ve önemli modern öncesi Avrupa İmparatorluğu olan Roma İmparatorluğu bile gücünün ve zenginliğinin büyük bölümünü Kuzey Afrika, Balkanlar ve Orta Doğu'dan sağlıyordu. Roma İmparatorluğu'nun Batı Avrupa eyaletleri fakir bir vahşi batıydı ve maden ve köle dışında imparatorluğa çok az katkısı vardı. Kuzey Avrupa o kadar ıssız ve barbardı ki fethetmeye bile değmezdi. Ancak 15. yüzyılın sonlarından itibaren
Avrupa önemli askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeleri ev sahipliği yapmaya başladı. 1500 ile 1750 arasında Batı Avrupa hızla ilerleyerek dış dünyanın yani iki Amerika kıtasının ve okyanusların efendisi haline geldi. Yine de Avrupa Asya'nın büyük güçlerinin karşısında yeterli değildi. Avrupalılar Amerika'yı fethederek denizlerde üstünlük kurdu. Çünkü Asya güçleri bunlarla ilgilenmemişti. Modern dönemin başlangıcı Akdeniz'de Osmanlı İmparatorluğu, İran'da Safevi İmparatorluğu, Hindistan'da Babür İmparatorluğu ve Çin'de Ming ve Qing hanedanları için altın çağıydı. Bu devletler hem yönettikleri toprakları ciddi ölçüde genişletti, hem de öncesinde benzeri görülmemiş ekonomik ve demografik büyümeye tanık oldular. 1775 yılında Asya dünya ekonomisinin %80'i demekti. Hindistan ve Çin ekonomileri tüm dünya üretiminin 1/3'ünü karşılıyordu. Avrupa ekonomik bir cüceydi. Küresel gücün merkezi ancak 1759 ile 1850 yılları arasında Avrupalılar Asya güçlerini bir dizi savaşta yenip Asya'nın geniş bölgelerini fethedinceye Avrupa'ya kaydı. 1900 yılında Avrupalılar dünya ekonomisini ve topraklarının çoğunu kontrol ediyordu. 1950'de Batı Avrupa ve Amerika küresel üretimin yarısından fazlasını gerçekleştiriyordu. Çin'in payı ise %5'e inmişti. Avrupa şemsiyesi altında yeni bir küresel düzen ve kültür ortaya çıktı. Bugün tüm insanlar itiraf etmek istemeseler bile giyim kuşamda, düşüncede ve zevkte Avrupalıdır. Söylemde çok katı Avrupa karşıtı olabilirler ama gezegendeki neredeyse herkes siyaset, tıp, savaş ve ekonomiyi Avrupa'nın gözlerinden görüyor. Avrupa melodileriyle yazılmış ve Avrupa dillerinde söylenen müzikler dinleniyor. Yakın bir gelecekte küresel boyutta üstünlüğü kurmaya aday günümüzün gelişen Çin ekonomisi bile Avrupa tipi bir üretim ve finans modeli üzerine kuruldular. Avrasya'nın bu soğuk ve önemsiz köşesindeki insanlar nasıl bu yalıtılmışlığı kırarak tüm dünyayı fethetti? Genelde bu konuda Avrupa'nın bilim insanları övgüyle mazhar olur. 1850'lerden itibaren Avrupalıların hakimiyetinin teknolojik sihirbazlık ve askeri endüstriyel ve bilimsel sanayi üzerine kurulu olduğunu tartışmaya gerek yok. Geç modern çağdaki tüm başarılı imparatorluklar teknolojik yenilikler elde etmek amacıyla bilimsel araştırmaları destekledi ve pek çok bilim insanı tüm yaşamlarını imparatorluk yöneticileri için yeni silahlar, ilaçlar ve makineler araştırmakla geçirdi. Afrikalı düşmanlarla karşılaşan Avrupalı askerler arasında yaygın bir deyiş: "Neleri varsa gelsinler, bizim makinalı tüfeğimiz var, onların yok" şeklindeydi. Bununla birlikte sivil amaçlı teknolojilerin de eşit derecede önemi vardı. Konserve gıdalar askerleri besliyor, demir yolları ve buharlı gemiler askeri ve malzemelerini taşıyor. Yeni ilaçlar askerleri, denizcileri ve lokomotif mühendislerini iyileştiriyordu. Bu lojistik ilerlemeler Avrupa'nın Afrika'yı fethinde makinalı tüfekten daha büyük rol oynadı. Ancak 1850'den önce durum böyle değildi. Askeri endüstriyel bilimsel sanayi hala emekleme dönemindeydi. Bilimsel devrimin meyveleri henüz olgunlaşmamıştı. Ve Avrupa, Asya ve Afrika güçleri arasındaki teknolojik fark önemsizdi. 1770'te James Cook Avustralyalı aborjinlerden kesinlikle çok daha üstün bir teknolojiye sahipti. Ama Çinliler ve Osmanlılar da öyleydi. O halde neden Avustralya Kaptan James Cook tarafından kolonileştirildi de Kaptan Van Zeng ise ya da Kaptan Hüseyin Paşa tarafından kolonileştirilmedi? Daha da önemlisi, madem 1770'te Avrupalıların Müslümanlara, Hintlilere ve Çinlilere karşı belirgin bir teknolojik üstünlüğü yoktu, peki nasıl oldu da bir sonraki yüzyılda kendileriyle dünyanın geri kalanı arasında farkı böylesine açabildiler? Neden askeri, endüstriyel, bilimsel sanayi örneğin Hindistan'dan değil de Avrupa'da gelişti? Neden öne çıktığı İngiltere'nin hemen arkasından Çin değil de Fransa, Almanya ve ABD geldi? Sanayileşmiş sanayileşmemiş toplumlar arasındaki fark önemli bir ekonomik ve siyasi etken olduğunda nasıl oldu da Rusya, İtalya ve Avusturya bu farklı kapamakta başarılı olurken İran, Mısır ve Osmanlı İmparatorluğu başarılı olamadı?
İlk sanayi dalgasının teknolojisi görece basitti. Çinlilerin ve veya Osmanlıların buhar makineleri ve makinalı tüfek üretmesi veya demir yolları inşa etmesi bu kadar zor muydu? Dünyanın ilk ticari demir yolu 1830'da İngiltere'de yapıldı. 1850'de Batı ülkeleri neredeyse 40 bin kilometre demir yoluyla baştan başa örülmüşken Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın tamamında yalnızca 4 bin kilometre ray döşenmişti. 1880'de Batı 350 bin kilometreden fazla demir yoluna sahip olduğunda dünyanın geri kalanında bu rakam yalnızca 35 bin kilometreydi. Bunun büyük kısmı da İngilizlerin Hindistan'da inşa ettikleriydi. Çin'deki ilk demir yolu ancak 1876'da açılabildi. Uzunluğu 25 kilometreydi ve Avrupalılar tarafından yapılmıştı. Ertesi yıl Çin hükümeti bu demir yolunu yok etti. 1880'e gelindiğinde Çin İmparatorluğu'nda tek bir demir yolu bile yoktu. Türkiye'de ilk demir yoluysa 1858'de açıldı. İzmir'i Seydiköy'e bağlayan hat daha sonra Aydın'a kadar uzatıldı. Bir İngiliz şirket tarafından inşa edilmişti ve İngilizler işletiyordu. Kurulduğu 1923'te Britanya'nın 3 katından ve 3 katından fazla toprağı olan Türkiye Cumhuriyeti'nde 4000 kilometreden az demir yolu vardı. Çinliler ve Türklerin elinde buhar makinesi gibi teknolojik yenilikler bulunuyordu. Bunlar bedavaya kopyalanabilen veya satın alınabilen şeylerdi. Öte yandan Batı da ortaya çıkması ve sosyopolitik yapılar bu ülkelerde mevcut değildi. Batı'da ortaya çıkması ve olgunlaşması yüzyıllar süren değerler, mitler, hukuki araçlar ve sosyopolitik yapılar bu ülkelerde mevcut değildi ve bunlar kolayca kopyalanıp içselleştirilemiyordu. Fransa, Amerika, İngiltere'nin hemen arkasından hızlıca ilerleyebildi. Çünkü Fransızlar ve Amerikalılar zaten İngiliz mitlerinin ve toplumsal yapılarının en önemli kısımlarını paylaşıyorlardı. Çinliler ve Türkler ise hem farklı biçimde düşündükleri hem de toplumlarını farklı şekillerde örgütledikleri için farkı bu denli hızlı kapatamadılar. Bu açıklama 1500 ile 1850 arasındaki döneme ışık tutuyor. Bu dönemde Avrupa'nın Asya'ya göre belirgin bir teknolojik, siyasi, askeri ve ekonomik avantajları yoktu ama kıta kendine özgü bir potansiyel biriktirdi ve bu potansiyel 1850'lerden sonra bir anda çok belirgin hale geldi. 1750'de Avrupa, Çin ve Müslüman dünyası arasındaki görünürdeki eşitlik sadece bir seraptı. İkisi de çok uzun kuleler inşa eden iki inşaat ustası hayal edin. Ustalardan biri ahşap ve çamurdan tuğlalar kullanırken diğeri çelik ve beton kullanıyor. İlk başta iki yöntem arasında çok fark yokmuş gibi görünür. Çünkü iki kule de birbirine yakın hızda yükselir ve yükseklikleri benzerdir. Ancak kritik eşik geçildiğinde ahşap ve çamurdan yapılan kule ağırlığı taşıyamayarak çöker, çelik ve betondan yapılan kule ise kat kat büyüyerek gözün göremeyeceği yüksekliğe ulaşır. Avrupa erken modern çağda sonradan dünyayı fethetmesini sağlayacak nasıl bir potansiyel geliştirmişti? Bu soruya birbirini tamamlayan iki cevap verilebilir. Modern bilim ve kapitalizm. Avrupalılar belirli bir teknolojik üstünlükleri olmadığı sıralarda bile bilimsel ve kapitalist zihniyette düşünmeye ve davranmaya alışmışlardı. Teknoloji bolluğu ortaya çıktığında Avrupalılar bunun hasadını herkesten daha iyi toplayabildi. Dolayısıyla bilim ve kapitalizmin Avrupa'nın 21. yüzyılın Avrupa sonrası dünyasına bıraktığı en önemli emperyal miraslar olması tesadüf değildir. Dünyayı artık Avrupa ve Avrupalılar yönetmiyor ama bilim ve sermaye her zamankinden daha da güçlü. Kapitalizmin zaferleri bir sonraki bölümde detaylı olarak incelenecek. Bu bölümse Avrupa emperyalizmi ve modern bilim arasındaki aşk ilişkisine ayrıldı.